İnişli çıkışlı bir performans sergiledi. Bir ara Valer'in İsmail'le beraber yine kötü başlayıp ama sonradan güzel bir seri yakalamıştı. Ama Beşiktaş'ta hoca olmak o kadar kolay değil. Bir de eğer ki güçsüz bir şekilde geldiğiniz zaman, yani Valer'in İsmail'le küçültmek veya şey yapmak gibi değil ama yani çok böyle şey bir kariyeri olmadığından dolayı da çok fazla da şans alamadı. Ben hatta sezon başı başka bir hocayla anlaşılır diye düşündüm ama maalesef öyle bir şey olmadı. Bence yapılan hata direkt oradaydı diye düşünüyorum ben. Şimdi de Şenol Hoca geldi. Şenol Hoca ile beraber tabii ki inançlar, umutlar fazlalaştı. O da tam olarak bir şey oturtamadı. Zaten takımı da o kurmadı. İstediği şu anda transferler vardır muhakkak. Onlar nasıl değerlendirdi, ne oldu, ne etti. Ama Galatasaray'da mesela çok kötü başlayıp şu anda da çok iyi bir durumda. Beşiktaş'ta yani o şeyi yakalaması lazım ki yani böyle yani o tempoyu yakalayıp birazcık da çünkü baktığımızda çok kolay pozisyona giren, hızlı atak yapan bir Beşiktaş var. Yani her maçı neredeyse yani 3-5 atabilecek bir kadroya sahip. Özellikle ileriki uçta. Şimdi Weghorst da gitti zannedersem. Yani Weghorst ayrıldı. Onun yerine bence daha iyi bir golcü geleceğine inanıyorum. Eğer ki Aboubakar olursa hani çok iddialı konuşmak veya şey yapmak gibi olmasın ama yani Beşiktaş herhalde %80 şampiyon olur diye düşünüyorum. Ya herhalde burada 100 kişiye sorsanız herhalde 98'i Aboubakar der. Belki biraz gol katkısı olmuş olabilir Weghorst'un. Ama kesinlikle yani sezon başında geldiğinde yani Beşiktaş'ın santraforu değildi bana göre. Yani beklediğimiz santrafor. Çünkü Gomez'ler gelmiş, Aboubakar'lar gelmiş. O kadar iyi forvetler geldikten sonra. Hani kötü demiyorum ama beklediğimizin altında olmasına rağmen yani normal bir performans gösterdi diye düşünüyorum. Özellikle yaptığı asistler hani golün dışında. İnşallah Aboubakar olur. Yani temennimiz o. %80 diye bir oran verdik ama yani bazen bir oyuncu gerçekten çok şey değiştirebiliyor. Aboubakar da oyuncuların başından yanıyor. Ya en formda demeyeyim de bence şu anda Icardi'den daha iyi bir golcü yok diye düşünüyorum. Yani Icardi eğer ki birazcık kımıldarsa yani bu ligde atacağı gol sayısı en az 25-30 olur yani. Seyircilere bırakmak istiyorum da şöyle düşünüyorum bu zamanki oyunlarda eski Ahmet Dursun 25 yaşında herhalde her sene 30'un üzerinde gol atardım. Çünkü bu zamanın futbolu tam bana göre. Muhtemelen kanat oynatırlardı beni. Aynı zamanda da ortaya doğru çok girişlerim falan ne olurdu. Yani rahat atardım herhalde her sene. Yani 25-30 demeyeyim de şimdi kanada kaydığımız için en az bir 15-25 arasında atardım her sene. Lisansımı almakta vesaire geciktim. Ama sonunda aldım onu. Sağ olsun Bülent Hoca da Bülent Uygun direkt Rizespor'a gittiğinde yanında aldı beni. Bir şekilde adım attık. Çok da değerli bir başkanımızla beraber, Tahir Başkan'la beraber. Ama bazen her zaman istediğiniz gibi gitmiyor. Bizim de orada Bülent Hoca'nın dışında da Hamza Hamzaoğlu'yla da beraber çalıştım. Tutmadı. Maalesef ondan sonra devre arasında ayrıldık biz de. Şimdi doğru yerde, doğru takımdan teklif aldığımızda inşallah tekrar devam edeceğiz.